Bunlar Cengiz Han'ın dört köpeğidir. Kafaları demirden, dişleri kayadan oyulmuştur. Ellerinde kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. İnsan etiyle beslenirler ve zincirlerle bağlıdırlar. Savaş günü geldiğinde dikkatli olun. Çünkü artık onlar zincirlerinden boşanıp neşe içinde salyalarını akıtmaktadırlar. Bu dört köpek Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay'dır. Moğolların dört köpek olarak adlandırdıkları bu komutanlar Cengiz Han'a en yakın, onun en güvendiği isimlerdi. Zira köpek ünvanı eski tarihlerde hakaret olarak değil, sadık kişiler için kullanılırdı. İşte Cengiz Han'ın emrinde dünyayı fethetmeye çalışan dört isimden ilki, Cebe. Bu isim ona Cengiz Han tarafından verilmişti. Asıl ismi Jirgodai'dir. Jirgodai, Taychut kabilesine mensup sıradan bir Moğol askeriydi. İkilinin tanışması ise Cengiz Han'ın Orta Asya'da Moğolları tek bayrak altında toplamaya çalıştığı yıllarda bu kabileyle yapılan savaş esnasında oldu. Jirgodai, imkansız denebilecek bir mesafeden ok atarak bazı kaynaklara göre Cengiz Han'ı, bazı kaynaklara göre ise Cengiz Han'ın bindiği atı vurmuştur. Savaşı kazanan Cengiz Han, esir alınan düşman askerlerin yanına giderek oku kimin attığını sormuştu. Jirgodai bir adım öne çıktı ve oku bilerek onu öldürmek için attığını söyledi. Cengiz Han cesarete ve dürüstlüğe büyük önem verirdi. Bu yüzden Jirgodai'yi komutan olarak ordusuna aldı ve kendisine ok anlamına gelen Cebe ismini verdi. Cebe Noyan'a verilen ilk görev ise Kuzey Çin'in istilası oldu. 1211-1214 tarihleri arasında Jin Hanedanı'nın üzerine yaptığı seferlerde 3 yılda bu toprakları Moğol İmparatorluğu'na kattı. Çin'den sonraki görevi ise Kara İtay Devleti oldu. 20 bin kişilik ordusuyla Kara İtay hükümdarı Kuçlug'un 30 bin kişilik ordusunu alt etmeyi başardı. Hemen ardından Cengiz Han tarafından Harzemşahlar üzerine gönderildi. Burada inisiyatif alarak çılgınca bir şey yaptı. Tamamı süvarilerden oluşan Moğol ordusunu kış şartlarında Pamir dağlarından geçirdi. Araştırmacılar Moğol atlılarının eksi 40 dereceye varan soğuklarda 1,5 metreden fazla kar kalınlığında ilerlediğini tahmin etmektedirler. Bu taktiği sayesinde de Harzemşahları gafil avlamış ve mağlup etmiştir. Ayrıca burada Subutay ile birleşip Hazar Denizi çevresinde bulunan Gürcü ve Kafkas kabileleri yok etmişlerdir. Son seferi ise Subutay ile birlikte Kıpçakların üzerine oldu. 1224 yılında Rusları ve Kıpçakları mağlup ettikten sonra başkente dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı hayatını kaybetmiştir. Çelme. Cengiz Han'ın babası Yesügey'in yakın arkadaşı olan Çerçuday'ın oğludur. Uranhay kabilesine mensup bir Tuva Türküdür. Çelme çok küçük yaşlarda babası tarafından Cengiz Han'a arkadaşlık yapması için gönderildi. Yani aslında ikili çocukluk arkadaşıydı. Cengiz Han'ın emrinde bir avuç asker bile yokken Çelme hep onun yanındaydı. Öyle ki eşi Börte düşman kabilesi olan Merkitler tarafından kaçırıldığında Çelme casusluk yapmak için Merkitlerin arasına sızmıştı. Kaynaklarda Cengiz Han'ın en yakın arkadaşı, sırdaşı ve onu korumakla görevli Han'ın baş takipçisi olarak geçmektedir. Cengiz Han'ı hayatı boyunca birkaç kez ölümden kurtarmıştır. Bu sebeplerle Cengiz yasalarında geçen 9 ölümcül suçu işlese bile ceza almayacağına dair bizzat Cengiz Han tarafından kendisine ayrıcalık tanınmıştır. Son nefesine kadar Cengiz Han'a sadakatle bağlı kalmış ve hizmet etmiştir. Kubilay. Rivayetlere göre Kubilay doğduğunda çadırından beyaz bir duman çıktığı yazılmaktadır. Kehanetlere göre kabilenin şamanı bu çocuğun diğer Moğollardan farklı olacağını söylemişti. Çin kaynaklarında kendisi siyah yüzlü, kaplan başlı, uzun sakallı ve bilge biri olarak tanımlanmıştır. Kubilay,
Celayir kabilesine mensup bir Moğol askeriydi. Babasıyla birlikte Cengiz Han'ın henüz kabile savaşları yaptığı yıllarda gönüllü olarak onun ordusuna katılmışlardı. Ancak babası Naiman kabilesiyle yapılan çarpışmalarda hayatını kaybetti. Oğlu Kubilay ise Cengiz Han'a emanet kaldı. Kubilay gerçekten de diğer Moğollardan farklıydı. Moğollar sadece yakıp yıkmayı, savaşmayı bilirken Kubilay daha mantıklıydı ve üst düzey idarecilik yetenekleri vardı. Öyle ki Cengiz Han bir konuda karar almadan önce mutlaka Kubilay'a da danışırdı. Bilgeliği temsil eden Kubilay, bu sebeple Kuzey Çin'in istilasında rol aldığı gibi daha sonra da Çin'i idare etmesi için görevlendirildi. Kuzey Çin topraklarını sadece 20 bin Moğol askeriyle kontrol altında tutmayı başarmıştı. Bunu kimi zaman uzlaşmacı tavırlar izleyerek, kimi zaman da kılıç zoruyla yaptı. Cengiz Han ona o kadar güveniyordu ki, batıya doğru seferlerini sıklaştırdığı sıralarda Kubilay'ı Çin kralı ilan etmişti. Kubilay burada Çinlilerle yüzlerce çarpışmaya girmiş ve hiçbirinde yenilgi yüzü görmemişti. İşin ilginç yanı, 1223 yılında Cengiz Han'a bir haberci göndererek yakında öleceğini, karışıklık çıkmaması için yerine şimdiden atama yapılmasını söylemiştir ve aynı yıl içinde kısa sürede hayatını kaybetmiştir. Subutay. Aslında Subutay'ın Cengiz Han'la tanışma hikayesi diğerlerinden biraz farklı. Subutay dört köpekten biri olan Çelmen'in küçük kardeşiydi. Yani o da Moğol ordusunda görev yapan Türklerden biriydi. Cengiz Han'a en yakın isimlerden biri olan abisi Çelme sayesinde Moğollara katıldı. 17 yaşında ilk kez Cengiz Han'ın huzuruna çıktığında ona bağlılık yeminini şu sözlerle göstermişti. Sıçan gibi olacağım ve başkalarını toplayacağım. Kara karga gibi olacağım ve büyük sürüler toplayacağım. Atı örten keçe bir battaniye gibi seni saracak askerler toplayacağım. Çadırını rüzgardan koruyan keçe örtü gibi çadırını korumak için büyük ordular kuracağım. Bu komutanlar arasındaki en genç isim oydu. Bu sebeple askeri eğitimini çocuk yaşlarında bizzat Cengiz Han, Cebe, Çelme ve Kubilay gibi strateji dehalarından aldı. Camokay'la yapılan savaşta Cengiz Han'ın yanındaydı. Daha sonra abileri Cebe ve Kubilay Kuzey Çin'i istila ederken Subutay da boş durmadı ve Kore'yi Moğol topraklarına kattı. Güney Çin'in istilasını tamamlamadan Cebe ile birlikte Harzemşahlar üzerine gönderildi. Cebe Pamir dağlarından dolaşarak kuzeyden Harezm topraklarına girerken Subutay da kendi birlikleriyle güneyden saldırdı. Böylelikle koca Harzemşah İmparatorluğu 5 ay gibi bir sürede yerle bir oldu. 1227 yılında hayatını kaybeden Cengiz Han'dan sonra yerine geçen Ögeday, Subutay'ı Çin'in güneyini fethetmesi için geri çağırdı. Subutay bu görevi de zorlanmadan yerine getirdi ve 4 yılda bütün Çin topraklarını Moğol İmparatorluğu'na kattı. Ardındansa Rusya üzerine gönderildi. Kimsenin yapamadığını yaparak kış şartlarında tüm Rusya'yı ele geçirdi. Üstelik durmak bilmedi. Karadeniz'in üzerinden Doğu Avrupa'ya yürüdü. Hiç destek almadan, duraksamadan kesintisiz bir biçimde seferine devam ederek kendisinden 4-5 kat büyüklüğündeki Macar ve Leh ordularını perişan etti. Hedefi İtalya'ya kadar yürümek ve bütün Avrupa'ya boyun eğdirmekti. Ancak seferine devam ederken Ögeday'ın ölüm haberi geldi ve yeni hükümdarın seçilmesi için başkent Karakurum'a çağrıldı. Seçilen yeni hükümdar Güyük Han, Subutay'ı karışıklıkların baş gösterdiği Çin topraklarına gönderdi. Subutay burada da tüm isyanları kanlı bir şekilde bastırmıştı. Lakin bu onun son seferiydi. Artık yorulduğunu hissetti ve Güyük Han'dan emekliliğini istedi. Hayatının son yıllarını Tula Nehri yakınlarında küçük bir evde geçirdi ve burada 72 yaşında hayatını kaybetti. Subutay Cengiz Han'a, oğluna ve torununa hizmet etmiş,
65 seferi bizzat yönetmiş ve 32 ülkeyi Moğol topraklarına katmıştı. Tüm bunların yanında hayatı boyunca bir kez bile yenilgi yüzü görmemiştir. Fransız yazar Léon Cahun, Subutay'ı şöyle tanımlar. Cengiz Han'ın siyasetiyle hazırladığı, yönetimiyle koruduğu her şeyi, kılıcıyla tamamlayan, insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı. Tarihçiler, Cengiz Han'ın dört köpeği diye bilinen bu komutanların, o zamanki dünya nüfusunun %10'undan fazlasını öldürdüğünü düşünmektedirler.